Ben aslında hem moderatörlüğü götürüyor olacağım hem de hani işte aslında ajandamız şöyle bir 5-10 dakika bir sohbet yapacağız aslında. Hani hem CyberCode hem de CrowdStrike tarafında sizlere birkaç bilgi vereceğiz. Bunun haricinde de sonrasında akabinde de Melih Üstadımız bize CrowdStrike tarafında bir live demo yapıyor olacak. Hani oradaki detayları bize veriyor olacak. Ben biraz birkaç cümleyle CyberCode'dan bahsedeyim. CyberCode yine bizi tanımayanlar için söyleyeyim. 2018'de kurulmuş bir siber güvenlik firması. Bizim aslında baktığınızda siber güvenlik entegratörlüğü kimliğimizin yanında ayrı bir Ar-Ge firmamız da var ve burada bir yazılım geliştiriyoruz. Orada ayrı bir yazılım geliştirme ekiplerimiz var. Bunun haricinde de bir yönetilen servisler şirketimiz var. Cyber SaaS isminde, Security as a Service isminde. Ve dolayısıyla biz aslında biraz daha niş konulara eğilmiş bir siber güvenlik entegratörüyüz aslında. Bugünün konusu da aslında bunu içeriyor. Burada özellikle biz kimlik ve erişim yönetimi işte bugünün konusu olan uç nokta koruması güvenliği ve bunun yanında da data privacy dediğimiz veri mahremiyeti, veri koruması konularında çok ilgiliyiz ve ekiplerimiz de aslında buna kurgulanmış şekilde çalışıyorlar. Ve bu üç başlığın aslında etrafında dönen bütün teknolojilerin, hizmetlerin, servislerin, danışmanlık konularının özellikle de işte yine katılımcılarımızın bileceği üzere işte pentest, zafiyet analizi gibi noktalarda da son derece iyi hizmetler vermeye çalışıyoruz. Aslında iki tane odaklandığımız konu var. Hani en tepede hep konuşuruz ya işte misyonunuz, vizyonunuz nedir diye. Bizim vizyonumuz gerçekten global bir firma olmak ve bu bağlamda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dördüncü yılımızdayız ama çok ciddi ivmeler kazandık. Ve iki tane aslında ana başlıkta oturtuyor CyberCode kendini. Bizim için en önemli şey müşteri memnuniyeti ve en büyük stratejimizin bu olduğunu söylemek istiyorum. Bunun ötesinde de kaliteye çok önem veriyoruz. Yani biz verdiğimiz hizmetin de işte sizler gibi iş ortaklığı yaptığımız üreticilerimizin de son derece arkasında durmalıyız. Ve gerçekten ciddi kararlar vererek aslında müşterimize götürmeliyiz. Burada da teknik requirement'ları, teknik isterleri karşılarken kaliteden hiç ödün vermemeliyiz. Aslında bizim de en iyi iş planımız da kalite aslında öyle söyleyeyim. Gerçekten hani enterprise seviyede hizmeti aslında tüm müşterimize sunmuş durumdayız. CyberCode için söyleyeceklerim bu kadar. İstersen sen de biraz CrowdStrike'tan bizlere bahset. Olur. Çok teşekkürler. Yeniden benim için de CyberCode'u tanıma açısından yakından biliyorum da iyi oldu özet. CrowdStrike'a gelecek olursak, CrowdStrike da aslında hani son zamanlarda adı çok daha fazla duyulmuş bir siber güvenlik şirketi. Ama kuruluş yılı 2011. Belki bilenler biliyordur. 2011 yılından bu yana çalışmalarını devam ediyor. 2011 yılından bu yana da aslında bizim ana kolumuz siber olaylara müdahale şirketiyiz CrowdStrike olarak. Yani sadece bir uç nokta koruma teknolojisine sahip olan bir şirket değiliz. Hatta bizim siber olaylara müdahaleden gelen bilgi birikimiyle zaten CrowdStrike Falcon platform işte EDR ile başlayan uç nokta koruma teknolojisini geliştirdik. Bu ikisini de birleştirince aslında bizim için hani süper bir birleşim oluyor. Yani çünkü sahadan ciddi bir tehdit istihbaratı bilgisi var. CrowdStrike şu anda hali hazırda işte 160'ın üzerinde tehdit grubunu dünya üzerinde takip ediyor. Hani bunlarla tabiri caizse işte bir cyber war, siber savaş içerisinde mücadele ediyor. Buradan gelen bilgi birikimini tehdit istihbaratında teknolojiyle beraber Falcon platformda kullanıyoruz. Müşterilerimiz bunun da faydasını görüyorlar. Direkt sahada olan olaylara karşı savunma stratejilerini gerçekleştirebiliyorlar. Biraz şeyden bahsedeyim. Evet, biz de şu anda Meta bölgesinde çalışıyoruz. Dubai'de merkez ofisimiz. Middle East, Türkiye and Afrika. Ben Türkiye ekibine katılalı 6 ay oluyor şu anda. Ülke satış yöneticisi olarak katıldım. Melih ve Ümit'i de tanıyorsunuzdur. Onlar 2020 yılının başında CrowdStrike ailesine katıldılar. Çok güzel projeler yaptık Türkiye'de. Zaten teknolojiye olan arkadaşların merakı,
teknolojinin iyiliği bize güzel projeler yapıyor. Sizin gibi değerli iş ortaklarıyla beraber de çok daha iyi projeler yapacağımıza, GrowthStrike'ı çok fazla kuruma taşıyacağımıza inanıyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim. Biz de gayet memnunuz. Ben şunu söylemekte gerçekten, yani şu mesajı vermekte çok önemsiyorum açıkçası. Özellikle GrowthStrike tarafı, bende şöyle bir algısı var. Hani yıllardır çalışıyoruz. Ben 18. yılımı bitirdim sektörde. Herhalde 10-12 yıldır da güvenlikle uğraşıyorum. Aslında teknik de birisiyim zaten. O yüzden de hem seninle hem Melih hocamla da iyi anlaşıyorum. Sağ olsun, geçen bir kafama bir şey takılmıştı. Dedim bana bunun kernel'ını bir anlatır mısın üstad diye. Benim için çok güzel oldu. 15 dakikada toparladık. Vermek istediğim mesaj şu üstad. Hani GrowthStrike'ın gerçekten bendeki algısı çok farklı. Ve bunu hani birçok aslında hem müşterimizde hem sizlerle çalışırken hem de teknik session'larda görüyoruz. Hani işte Apple markası vardır ya, hani baktığınızda hani bütün telefonlar diğer bir tarafa ayrılır ve hani GrowthStrike diğer bir tarafa ayrılır gibi düşünüyorum ben açıkçası. Bendeki algısı böyle. Bu çok güzel bir şey. Çünkü algıyı açıkçası müşterimize de indirgeyecek olan, o arkasını dolduracak olan aslında kişiler de bizleriz. Yani buradaki CyberCode'un önemi de aslında buradan geliyor. Ben böyle birkaç, hani GrowthStrike konuşuyoruz ama ben böyle hani biraz daha birkaç soru sormak istiyorum. Hani sizin tarafta sonuçta siz üretici konumdasınız ve aslında teknolojiyi siz üretiyorsunuz. Bu tarafta birkaç tane böyle hani şey sorun var. Biraz daha böyle GrowthStrike'ın haricinde. Mesela uç nokta koruması neden bu kadar önemli? Hani biz neden uç nokta korumasını aslında hani bu kadar çok önemsiyoruz ve GrowthStrike gibi global büyük bir üretici uç nokta korumaya bu kadar önem vermiş durumda? Yani şimdi evet, ben de herhalde 2007 yılından bu yana, 2003 yılından bu yana siber güvenlik dünyasında, artık o kadar eskimişiz ki bak yılları şey yapamıyoruz, hesaplayamıyoruz yani, çalışıyoruz. Yaş çıktı abi. Yaş çıktı ortaya, aynen öyle. Hep uç nokta güvenliği tarafında çalıştım diyebilirim. Çok inanıyorum da oraya. Çünkü abi siber saldırılar her zaman uç noktadan başlıyor. Evet, bizim eski, artık eski diyoruz, ona da eski diyoruz. Katmanlı güvenlik mimarisinde işte sıradan diziyoruz. İşte IPS, firewall, proxy vesaire. Yine en son endpoint'te, uç noktaya güvenlik sistemlerini kuruyorduk. Ama şu anda zaten bu öngörülüyordu. Pandemiden önce de öngörülüyordu. Pandemi biliyorsunuz bu dijital dönüşümü, uzaktan çalışmayı falan hani roket hızıyla ileriye götürdü. Evet. Artık katmanlı güvenlik mimarisi diye bir şey kalmadı. Artık bizim infrastructure'ımız çok dağıtık. Yani laptoplar, mobil cihazlar, her yerden çalışma hikayesi uç nokta korumasını tekrar dünyanın gündemine oturttu. Günün sonunda ataklar uç noktadan başlıyor. Neden? Yani bizim bütün güvenlik sistemlerimizi aşmıyorlar aslında. Yani aşıyorlar ama nasıl aşıyorlar? Çeşit çeşit yöntemlerle aşıyorlar siber saldırganlar. İlk yaptıkları yöntem işte phishing saldırılarıyla mesela kullanıcıların şifrelerini alıyorlar. Identity protection burada çok önemli bir noktaya geliyor. Ama ondan sonra yine bizim uç nokta olarak nitelendirdiğimiz workstation'larımız, serverlarımız, laptoplarımız, konteynerlarımız, mobil cihazlarımız hepsi buraya indikten sonra buradan saldırıyı başlatıyorlar. O yüzden uç nokta güvenliği siber güvenlikte hiçbir zaman bitmeyecek bir nokta. CrowdStrike da bu tarafta uç nokta güvenliğinde işte EDR'la başlayan macerasını aslında şu anda birçok farklı uç nokta güvenlik teknolojisinin de tek bir ajan içerisinde gerçekleştirmeyi hedefleyen, gerçekleştiren de bir teknoloji firması. Zaten son yıllarda çok hızlı yükselişinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Peki abi, ağzına sağlık. Hakikaten dediğin çok doğru. Sonuçta bizim verilerimizin tamamı uç noktada aslında. Biz oradan yönetiyoruz. Evet. Uç noktadan kastımız da işte aslında hem client tarafı, yani istemciler, bilgisayarlar, hem de aslında server tarafı. Ben özellikle hani CrowdStrike EDR üreticisi olarak bilindiği için hani biraz da böyle hani EDR nedir, ne değildir, biraz bunlardan bahsedebilir misin abi bize?
Güzel soru. Yani EDR teknolojisi çok yeni bir teknoloji değil aslında. Biraz yani en azından 5-6 yılı var. Ama hala bence kafalarda şey soru işaretleri var. İşte benim antivirüsüm var abi, EDR'a ne gerek var gibi sorular geliyor. Belki tam oturmuyor bu teknolojinin gereksinimi. EDR şu yüzden var. Çünkü artık siber saldırılarda işte malware dediğimiz file based işte DLL based ataklar minimuma inmiş durumda. CrowdStrike'ın bizim Overwatch ekibinin bir raporu yayınlandı bir ay önce yaklaşık. Dinleyicilerimiz isterlerse bizim web sayfasından da bu rapora ücretsiz erişebilirler. Orada mesela bizim Overwatch ekibinin bir bulgusu var. Şu anda dünya üzerindeki siber saldırılarda, siber ataklarda kendi gördükleri file based malware yüzdesi %40'lara inmiş durumda. Yani %60 seviyede siber saldırganlar artık zararlı yazılım kullanmıyorlar bir breach yapmak için. Ne Evet. kullanıyorlar? İşte bir link gönderiyor. Remote Memory Execution. İşte işletim sistemlerinin legitimate tool'ları. İşte en çok bilineni PowerShell atakları. İşte şifreyi çalıyor saldırgan. Geliyor uç noktaya eriştikten sonra da Microsoft'un veya Mac'in veya Linux'un legit tool'larını kullanarak bu saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Burada sizin artık bu anomaliyi tespit edip bunun peşinden bir araştırma yapıp, bir investigation yapıp sonra da bu ataklara hızlı karşılık verecek aslında işte endpoint detection and response dediğimiz teknolojiye ihtiyacınız var. CrowdStrike da burada öne çıkıyor. Teşekkür ederim abi. Peki şimdi benim araştırdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla CrowdStrike son herhalde 3-4 yıldır her yıl %70'in üzerinde bir büyüme sağlıyor. Yani baktığımda hani finansal değerlerine baktığımda ya da teknolojik kapattığı gapler işte yatırımları olarak baktığımda da inanılmaz derecede bir ivme söz konusu. Hatta bir şey var, böyle bir şablon diyeyim. Bunun üzerinde hani yuvarlak koymuşlar. Hani güneş ve dünya gibi duruyor CrowdStrike. Yani diğerleri anlamında söylüyorum. Globalde bile hani tüm dünyada bu kadar hızlı büyümesinin %74 ve 78'ler falan diye okudum. Bunun altındaki yatan sebep ne abi? Yani hani çok ciddi bir büyüme ivmesi var. Böyle bir şey söz konusu. Gerçekten bunu özellikle yeri gelmişken sorayım istedim. Abi orada biz şunu görüyoruz aslında. Şirketin hani sen dedin ya misyon, vizyon. Şimdi CrowdStrike'ın misyonu We Stop Breaches. Yani biz siber atakları durduracağız. Vizyon bunu nasıl durduracağız? Bunu aslında bizim CEO'muz George Kurtz, merak edenler hani internetten de araştırabilirler. Zaten şirketi kurarken şöyle bir vizyonla çıkıyor sahaya. Diyor ki biz bulut dünyasının hani bundan sonraki bulut neslinin Cloud Generation'ın güvenlik alanında Salesforce olacağız. Yani hani tabiri caizse biz bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde hani siber güvenliği selpa olacağız vizyonuyla yola çıkıyor. Ve bambaşka bir işte platform geliştiriyorlar. Tamamen cloud native. Amazon üzerinde çalışıyor CrowdStrike. Yani biz bunu işte Türkiye'ye gelip bir veri merkezinde çalıştıramıyoruz. Çünkü klasik bir işte sunucu veri tabanı mimarisinde çalışan bir şey yok. Teknolojisi yok. Orada çok büyük Tamamen bir sağız o zaman. tabii tamamen SaaS. Sizin iş modelinize çok uygun Evet. bir teknolojisi var zaten. Tamamen SaaS. İşte günde 1 trilyon event proses edebiliyor. Çok büyük bir data lake var. İşte aslında bu buluttan aldığı güçle beraber inanılmaz derecede işte dünyanın alışık olmadığı lightweight bir ajan kullanıyoruz biz uç noktada. Ve bu lightweight ajanı işte uç nokta diye tabir ettiğimiz, az önce saydım ya, workstation, server, sanal makine, hipervizör, mobil cihazlar, bulut ortamı, konteynerler, yani uç nokta diye tanımladığınız her yere bu sensörü kurabiliyorsunuz. Bu sizin atak yüzeyinizi tamamen kapsamanız anlamına geliyor. Burada performanslı bir şekilde çalışıp artı hani biz her zaman şunu iddia ediyoruz. Biz siber saldırılara çok hızlı müdahale edebiliyoruz. Yani çok hızlı tespit, çok hızlı araştırma, bulutun verdiği güçle ve çok hızlı müdahale imkanları. Bunu tek platformdan, tek ajanla yapıyorsanız dünya bunu kabul ediyor. Yani pazar, dünya bunu kabul ediyor. Bunu görüyorlar.
Üstüne üstlük bir de bizim biliyorsunuzdur işte siber güvenlik servislerimiz de eklendiğinde gerçekten hani kullanan kurumların da memnuniyeti arttıkça hani çalışan güvenlik, İngilizcesi security that works, satın alıyorsunuz, ertesi gün güvende oluyorsunuz. Bunu gördükçe cidden şirketin boyutu da son 1-2 sene içinde inanılmaz derecede arttı. Abi çok güzel bir noktaya değindin. Özellikle bu lightweight agent dedin. Hani dediğim gibi ben aslında teknik bir insan olduğum için şimdi haliyle insanların şöyle bir kafasında soru işareti oluyor. Hani ben açıkçası hani orayı da bir böyle cover edelim istiyorum. Şimdi ben bir işte 1000 kullanıcılı yani bir bilgisayara sahip olan bir network yönetiyorum ve hani orada benim antivirüslerim var, belki başka ajanlarım var. Şimdi beni en çok yoran operasyonel anlamda beni en çok yoracak olan şey hani bu yaygınlaştırma, bu kurulum installation dediğimiz hadise var ya. Buradan çok hani eminim katılımcılarımız da bize katılacaktır, bana katılacaktır bu söylediğim çünkü bir şeyi yeni bir teknolojiye geçmek bütçeyle ve biraz aslında eforla alakalı ama günün sonunda uç nokta koruması yapan bir platform olduğu için CrowdStrike ben günün sonunda şeyi değiştirmek isteyebilirim işte atıyorum mevcutta zaten antivirüsüm var hani antivirüse ne kadar güveniyorum inanıyorum hani o tartışılır ama günün sonunda herkesin bilgisayarında bir antivirüs var. Ki CrowdStrike aslında antivirüsü de replace ediyor teknolojik anlamda. Onu evet. Da biliyorum. Hani burası gerçekten şey değil mi? Hani daha az efor çünkü ben endpoint sayılarının artışlarına da bakıyorum mesela. Yine global rakamlara bakıyorum. İnanılmaz derecede artıyor. Hani bunun sebebi böyle bir şey olabilir mi? Hani bu da olabilir mi? Açıkçası bunu sormak istedim. Çok doğru söyledin. Kesinlikle bu. Şimdi evet biz yani EDR'ın yanında az önce bahsetmiştim çok fazla yani uç noktada güvenlik teknolojisi sağlıyoruz. En başta EPP de var zaten yani antivirüs de var. Biz NextGen AV modelinde çalışıyoruz. NextGen EPP imza olmadan atakları tespit ediyoruz. Ama bu bizim lightweight ajana dönelim tekrar. Geliştirilme amacı zaten siber olaylarda kullanılma üzerine geliştirilmiş bir sistem olduğu için hani çok hızlı deployment'a yatkın. Yani bir anda siz deployment aracınızla beraber işte yani 1000 client demeyelim bizim 10 binlerce client'ı hani 1-2 hafta içerisinde deploy etmişliğimiz var. Melih'in orada daha fazla tecrübesi var. Belki daha detaylı bilgi verecektir. Ama hani bizim en büyük özelliğimiz mesela diğer işte hani siz bir endpoint protection çözümü düşünüyorsanız işte exception'dan, exclusion'dan birbiriyle çakışmasınlar. İşte DLP ile birbirine exception verelim, başka çözümlerle verelim, EDR ile EPP ayrı verelim gibi exception'ları CrowdStrike'da biz çok fazla kullanmıyoruz. Hele deployment'ı hiç kullanmıyoruz. Halihazırda müşterilerimiz CrowdStrike satın aldıklarında kullandıkları çözümlerin üzerine bizi kurabiliyorlar. Biz ekstra performans yükü getirmiyoruz. İşte restart istemiyoruz mesela. Bu çok önemli bir şey deployment sırasında. Ki dinleyicilerimiz bilirler endpoint ajanını değiştirirken işte var olanı kaldırırsınız restart eder yenisini yüklersiniz bir daha restart eder. Biz zaten sunucularımızı restart yani patch geçmek için bile sunucularımızı restart edemiyoruz. Yani aylarca işte patch geçmeden çalışan sunucularımız oluyor. Ama bu gibi durumlar bizim için bir engel teşkil etmiyor az önce söylediğimiz gibi. Çok hızlı deployment'lar yapıp. Zaten bizim vizyonlarımızdan bir tanesi de dedim ya hani yatırımı yaptıktan sonra ertesi gün CrowdStrike'ı kullanıp koruma altına alabiliyorsunuz kendinizi. Peki son sorum hani Melih Hocam'a geçmeden önce ben birkaç cümleyle hani müşterilerimiz niye diğerlerini değil de CrowdStrike'ı seçsinler? Hani zor bir soru mu soruyorum bilmiyorum ama. Hani ben çünkü evet. O taraftayım hani öyle bakıyorum ona. O yüzden bu soruyu soruyorum. Yo doğru soruyorsun tabii ki yani günün sonunda pazarda birçok farklı güvenlik üreticisi var. Hepimiz burada çalışıyoruz. Herkes teknoloji geliştiriyor. Hani biz CrowdStrike olarak aslında hep aynı şeyleri üzerinde duruyoruz. Yani biz müşterilerimizi çok iyi korumayı yani en iyi performansla sağladığımızı iddia ediyoruz. Yani bizim protection rate'lerimiz de çok yüksek gibi bir tarafında EDR'ımızla beraber bir siber saldırıyı
çok hızlı tespit ettiğimizi, çok hızlı bunun araştırmasını yaptığımızı, çok hızlı müdahale ettiğimizi iddia ediyoruz. Hani günün sonunda ben burada işte CrowdStrike'ın satış ekibinde yer alan bir insan olarak, yani bana şeylerimiz, müşterilerimiz diyebilirler ki Erhan oturduğun yerden hani biraz yüksekten konuşuyorsun diye, ama bizde şey var, çok kolay test edilebiliyor bu çözüm. Ben onu her toplantı yaptığımda kurumlara, müşterilerimize anlatıyorum. Diyorum ki hani Erhan olarak bana inanmıyorsanız da biz çok hızlı size CrowdStrike'ı test edebileceğiniz ortamı hazırlıyoruz. Zaten artık dünyada oraya gidiyor biraz daha subscription based software hikayesi. Hani alın, test edin, trial, hatta trial'dan sonra hızlıca devreye alabilirsiniz. Bunu zaten bizi test eden müşterilerimiz memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Biz her yerde bunu gördük rakip karşılaştırmalarında. Çünkü hani bir özellik vardır, herkes yapar onu. O özellik biliniyordur, teknik bir şeydir. Ama bunu nasıl yaptığınız önemlidir. Yani diyorum ya, müdahale etmek, hız. İşte hani CrowdStrike F1'in sponsoru. F1'deki safety car'lardan kırmızı olanı sponsoruyuz. Ama bunun arkasında bir şey hikayesi var. Yani biz hızlıyız. Siber saldırılara karşı hızlı müdahale ediyoruz. Melih küçük bir demosunu gösterecek zaten birazdan. Ama ilgilenen, merak eden arkadaşlar bizlere ulaştığında çok hızlı bir şekilde onlara test ortamlarını ayağa kaldırıp gösterebiliriz. Tamamdır. Çok teşekkür ederim hem sohbet için hem cevaplar için. Ben teşekkür ederim. Şimdi Melih Üstad'a dönebiliriz. Teşekkürler. Ben ekran paylaşacağım. Bu arada herkese hoş geldiniz diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Serhat Hocam'la Erhan bahsetti çözümden. Ben bir çözümün genel olarak bir high level teknik diyagramı üzerinden hangi özelliklere sahip olduğumuzdan bahsedebilirim kısaca. Daha sonra biz nasıl size ortamınızda hani görmüş olduğunuz eventlere, detectionlara, ataklara nasıl bir visibility sağlayacağınızı, gerçekten iyi yarın size nasıl bir ekran, nasıl bir çözüm sunması gerektiğinden bahsedeceğim. Burada da CrowdStrike'ın EDR tool'unu kullanacağız. Ajan aslında bir ajanlı bir çözümüz. Başta bahsettik, yani bir endpoint çözümü. Yani ataklar kesinlikle endpoint'e iniyor. Ne kadar perimeter cihazları da kullansanız, aktörler, yani hacker grupları ya da individual gruplar bir şekilde endpoint'e inmeyi başarıyorlar. O yüzden hani ben de 2008'den beri hani sektörde güvenlik yapan bir insanım. Endpoint tarafında hep çalıştık. Yani çalışmaya da devam edeceğiz. Bunlar farklı isimlerde yer alsa da devamlı endpoint tarafına fokus olacağız ve tüm dünyada endpoint devam hala aktif. Yani ben endpoint'li bir şey kullanmıyorum diyen bir müşteri yok dünya tarafında. Ondan da emin olabilirsiniz. CrowdStrike bir endpoint çözümü, demin anlattığımız gibi hani Falcon platformu özellikle EPP EDR çözümü. Biz bu ajanı Linux, Windows, Mac workstation'lara, Linux, Windows sunucularınıza, sanal makinelerinize, container yapınız varsa private ya da işte cloud, on-prem ya da cloud, private ya da public, oradaki sistemlere, cloud'da workloadlarınız varsa oraya, Android, iOS cihazlarına, kernel'ı support eden IoT cihazlarına kadar kurabiliyorsunuz. Lightweight bir ajan, hardware yüzü düşümü gerçekten küçük. O yüzden biz bunlara sensör deriz bizim terminolojide. Yani 40-45 megabaytta fazla memory, disk alanı kullanmaz. %2-3'den fazla CPU kullanmaz. Ve şu an kullanılan tüm endpoint çözümlerini de replace edebilir. O yüzden ajanların kendi işini yapması için gerçekten iz düşümü, hardware iz düşümü küçük bir ajan tercih edilmiş. Bu ajanlar aslında yukarıda siyah ve kırmızıyla yuvarlak olarak gösterdiğimiz özellikleri sağlayabiliyorlar. Ya, herhangi bir özellik için ek bir ajan kurmanıza ya da ajanın kendisini başka bir yazılımla büyütmesine de küçültmesine gerek olmuyor. Bir özellik de kullansanız, tüm özellikleri de kullansanız aynı ajanla devam ediyorsunuz. In-house develop edilmiş bir ajan. Yani satın alımlarla ilerlemiş bir ürün değil. Hani CrowdStrike'ın büyük farklarından bir tanesi de bu. Demin bahsettik, işte operasyonel anlamda gerçekten sorun çıkarmıyor. Yani bugün instance açılsa yarın tüm feature'leriyle kullanabiliyorsunuz. Kurmanız ve kaldırmanıza da bir sıkıntı olmuyor. Kendisini update etmesi, otomatik işlemler hepsi zaten otomatize olarak çalışıyor. Amaç zaten tüm operasyonel yükünüzü
almak, yani sıfıra indiremesek bile %1'lere indirmek. Asıl amaç güvenlik personelinin gerçekten güvenlik alarmlarıyla ilgilenmesini sağlamak. Update'lerle, korelasyonlarla, işte orada ajan gitti mi, güncelledi mi, olmadı mı, işte distribution point kuralım gibi gibi sorunları sizin üzerinizden almak. O yüzden operasyonel tarafta çok güçlü bir ürün CrowdStrike. Bununla beraber ne feature'ları sağlıyoruz? Ana iki feature'ımız EPP ile EDR aslında. Demin sorularda da gelmiş. CrowdStrike bunu bozmuyor. Yani sadece EDR ya da sadece EPP gibi bir yaklaşımımız yok. EPP ve EDR aynı yani bas pakette vererek başlıyoruz. Burada bizim AV'mizi başka bir AV ile beraber de kullanabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Onunla ilgili gerekli konfigürasyonlar yapılabiliyor. Ya da tekil olarak CrowdStrike ürünü de kullanabilirsiniz. Direkt replacement yapabiliyorsunuz. EDR tarafı DataDake kullandığımız bir yapımız var. İşletim sisteminde oluşan tüm değişiklikler telemetri datası olarak aslında bizim backend'imize geliyor ve orada indeksleniyor. Splunk kullanıyoruz burada backend'de. Yani threat hunting yaparken Big Data ile beraber Splunk'ın query dilini kullanabiliyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde threat hunting yapabiliyorsunuz. AV tarafında machine learning algoritmalarını kullanıyoruz. Bunu sensörde ya da cloud'da da çalıştırabiliyorsunuz. Ve sensör full offline bile olsa tüm protection özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Burada ayrıca IOC, IOE blocking işlemlerini, exploit detection prevention işlemlerini, ransomware engelleme işlemlerini, automatic remediation ya da isterseniz response işlemlerini de sağlayabiliyorsunuz. Hepsi o iki paket içerisinde direkt geliyor. Yani size biz bir bas paket içerisinde bazı firmaların 2-3 farklı ajanla sunabildiği özellikleri direkt sunabiliyoruz. Buna response, EDR ve protection dahil. Bununla beraber hani lokal firewall kullanıyorsunuz ajanlarınızda. Direkt onu gene burada implement edebiliyorsunuz. Device control özellikleri kullanıyorsunuz. Onları implement edebiliyorsunuz. Asset management modülümüz mevcut. Yani hardware, uygulama ve account anlamında assetlerinizi burada manage edebilirsiniz. Vulnerability management yapabiliyoruz. Ajanlı vulnerability management çözümlerine direkt birebir replacement yapabiliyoruz burada. Tüm bilgisayarlarınızdaki açıkları buradan görebilirsiniz. Microsoft olanlarını patch'le edebilirsiniz. İsterseniz forensik işlemlerinizi buradan yürütebiliyorsunuz. EDR telemetri datası kullanır. Hiçbir zaman müşteri verisi kullanmaz. Ama isterseniz ben daha da deep dive yapmak istediğinizde ayrı bir ajanla forensikle yapabiliyorsunuz. Platformunu support ediyor. Burada özelliklerle beraber yani teknoloji özellikleriyle beraber size servis ve intelligence da sağlayabiliyor CrowdStrike. CrowdStrike global 3 büyük intelligence provider'ından bir tanesi. Burada malware intelligence ya da brand protection özelliklerini size sağlayabiliyoruz. Malware intelligence, biz burada 170'e yakın aktör grubunu, 70 milyondan fazla IOC'yi devamlı maintain ediyoruz. Yani ajanın kendi kontenti dışında çok geniş bir intelligence verisi var. Zararlı aktiviteler, ataklar ve benzeri durumlar için. Aynı zamanda sizinle ilgili dark web, işte sosyal mecralar, bu GitHub, Pastebin gibi ortamlarda bir data leak var mı? Sizle ilgili bir potansiyel atak işlemi var mı? Onları da takip edebiliyoruz. Bununla beraber malware search yapabilecek untraceable bir VT sağlayabiliyoruz. Ya da sandbox projeleri de yapabiliyoruz. Sandbox tarafında İsterseniz local, yani individual ya da sistemle entegre on-prem ve sistemle entegre sandbox projeleri de sağlayabiliyoruz. Zaten hibrit analizin sahibi de CrowdStrike'dir. Oradan gelen geniş bir intelimiz de var. Oradan gelen teknolojiyi de size ürünle ya da kendi ortamımıza sağlayabildiğimiz offerlarımız, fırsatlarımız mevcut. Biz de MDR hizmeti sağlayabiliyoruz. MDR'da iki türlü yaklaşımımız var. İsterseniz Falcon Overwatch ismi ile beraber threat hunting servisi sağlayabiliyoruz. Bu kişi servisi, proaktif bir servis. Zaten şirketin yaklaşık 2000 tane threat hunter var. Şirketin yarısından fazla threat hunter. EDR tarafında teknoloji, okey çok güzel, her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz ama çok sofistik ataklar threat hunting ile ortaya çıkabiliyor. Bu threat hunting'i kişi hizmeti olarak sağlayabiliyoruz. Yani 7/24 network, yani kendi ortamımız devamlı inceleniyor ve bu threat hunting servisiyle beraber size hands-on bir aktivite varsa, bir compromise durumu varsa hemen bildiriliyor. Siz burada aksiyon alabiliyorsunuz. Ya da complete servisi verebiliyoruz. Bu full MDR. Sadece compromise assessment yapmıyoruz burada. Threat hunting yapmıyoruz. Onunla beraber incident response ve endpoint recovery servisi de veriyoruz. Siz direkt
Yani her türlü coverage'ı bizim tarafımızdan alabiliyorsunuz. Bunlar hep CrowdStrike bordrolu kişilerin verdiği servis ve outsource edilmiyor. Dediğim gibi proaktif servisler ve kişi servisleri. Burada tabii tüm teknolojimizi, intelligence kaynaklarımızı, her şeyi kullanıyoruz. Ve bunun üzerine bir de kişiyi de ekliyoruz. Böyle servisler verebiliyoruz. Overwatch'u biz lokal MSSP'lerle de verebiliyoruz. O da güzel bir şey. Burada CyberCode önemli bir partner mesela. Biz burada ThreatHunt'i beraber lokal firmayla yapılıp response ve diğer servisleri size onlarla beraber de sağlayabiliyoruz. Bunu da sistem support ediyor. Yani anlattığım gibi çok yani çoğu farklı ihtiyacı karşılayabilen bir platform sunuyoruz ve burası tek platform. Yani ben buradaki intelligence datasıyla işte vulnerability management datasını ekstra gidip bir yerde korele etmenize gerek olmuyor. Hepsi sistem içerisinde korele bir şekilde geliyor. Tek tıkla, çift tıkla direkt alakalı süreçleri işletebiliyorsunuz. Onunla ilgili size birkaç örnek göstereceğim. Bununla beraber Humio diye bir çözümü satın aldık CrowdStrike. Bizim data lake çözümümüz. Orada log management ya da application log management yapabiliyorsunuz. Identity threat protection ve detection kısmında bir Zero Trust framework'ını support eden bir identity protection modülümüz var. Ve cloud tarafında assessment ve discovery yapan servis ve teknoloji anlamında size sağlayacağımız çözümlerimiz de mevcut. Bunları da ekstra müşterilerimiz talep ederse anlatıyoruz, onlara gösterebiliyoruz. Platform geniş bir platform. Aslında tüm özelliklerinden bahsettim. Bununla birlikte ekstra servis kataloglarımız da mevcut. Ve servis de sağlıyoruz. Zaten servis firması olmak, intelligence'a sahip olmamızı, intelligence'a sahip olmamız bizim threat hunting kapabilitemizi çok yüksek düzeylere taşıyor. O da hani gerçekten bir security firmasından talep etmeniz gereken bir organizasyon yapısı olmalıdır. Bizim platformdan biraz bahsedeceğim şimdi. Platform falcon.crowdstrike.com sitesine hani login olduğunuzda instance'ınıza erişip hani işlemleri yaptığınız kısım. Sizi böyle bir dashboard'la karşılıyoruz. Bu dashboard içerisinde istediğiniz gibi modifiye ettiğiniz özellikler mevcut. Hani bunu detection bazlı, cross score bazlı, host ya da kişi bazlı, dosya bazlı modifiye edebilirsiniz. Bu Falcon ikonu aslında hep ana kullandığımız ikon. Bu ikonun altında demin bahsettiğim tüm modüller mevcut bir şekilde geliyor. Örnek veriyorum, Activity modülü altında EPP EDR outputlarını, Investigate ve Threat Hunting EDR tarafıyla yaptığımız kısım. Host ve konfigürasyonlarımız var. Burada USB, işte Firewall tarafı, Response tarafını konfigüre edebiliyorsunuz. Discover kısmı, Asset Management dediğimiz kısım. Spotlight açıklık yönetimi kısmı, Cloud Security'lerin bahsettiğim Posture Management kısmı, Identity Protection, Zero Trust kısmı, Overwatch ve Complete bizim servislerimiz, buradaki raporları görebildiğiniz kısımlar, Intelligence kısmımız burada mevcut, Malkyrie, Offline VT kısmımız, hepsi burada yer alıyor. Ana başlık olarak görebiliyorsunuz. Zaten platform açıldığı zaman yapmanız gereken tek şey sensor download kısmından gerekli işletim sisteminin ajanını indirip kurulum yapmak. Kurulum yaptığınızda buradaki istediğiniz özellikleri kullanmaya başlıyorsunuz. Detection modda gelen bir yapısı var. İstediğiniz özelliği de Protection moda çekebiliyorsunuz. Tüm ajan varyantları burada mevcut. Tüm işletim sistemleri için. Protection policy'lerde yani prevention policy'lerde visibility ve şeylerle alakalı ayarlarımız var. Hani birkaç örnek oradan gösterebilirim. Hemen bir dakika. Burada tüm bu engine'lerimizi biz siz istediğiniz düzeyde konfigüre etmenize izin veriyoruz. Hani bunun içerisine tamper protection'dan işte rootkit protection'a kadar dahil. Yani istediğiniz visibility ve paylaşımı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çok konfigüre edebilir bir yapısı var burada. Machine learning algoritmalarının çalışma düzeylerini ayarlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, ransomware ile ilgili VSS'in tüm auditini yaptırabiliyorsunuz buradan. IOE setlerimiz var suspicious processler için. Burada enable ettiğinizde tüm o seti protection'a getirebiliyoruz. Yani full set protection sağlayabiliyoruz. Burada otomatik remediation'ı bir tıkla açabiliyorsunuz. Yani çok hızlı bir şekilde konfigürasyon yapabiliyorsunuz. Abi Konfigürasyon... bir kısa soru sorup bölsem Tabii. seni. Tabii buyurun. Biraz önceki yerde şimdi genelde EDR projelerinde yine hani bu anlamda müşterilerimizle yaptığımız projelerde hep karşılaşıyoruz. Hem de onlara da fikir olması açısından. Şimdi genelde EDR'ların üzerindeki özellikleri
işte enable ettiğimizde farklı farklı endişeleri oluyor müşterilerimiz. CrowdStrike'ın buradaki yaklaşımı hani işte hem platformundan kaynaklı hem de o ajan mantığından kaynaklı olduğu için de söylüyorum. Hani tamamen spontane aklıma geldi. Bu tarafta yorumun nasıl olur? Yani biz EDR'ı konumlandırdığımızda işte hani şu özelliğini açarsam şurada şöyle bir sıkıntı yaşarım gibi şeylerle karşılaşır mıyım? Yoksa hani buradaki önerin ya da yorumun nasıl olur? Ya zaten ajanı kurduğunda bu full feature geliyor. Yani ajan kurduğun zaman sen burada enable ettiğinde ajan içerisinde yeni bir yazılım göndermiyorsun ajanı. Ya bu kısım default açtığınızdan sadece visibility yani detection modda oluyor. İstersen prevention'a çekebiliyorsun. O yüzden bizim tarafta bir buradaki bir özelliği enable ettiğinde ajanda benim yaptığım bir ekstra bir değişiklik olmuyor. Ajan as it is çalışmaya devam ediyor. Tüm o concern'lar zaten ajan içinde implemente geliyor bizim tarafta. Bu biz yani SaaS kafasıyla develop edilmiş bir yapısı var. Evet. Senin kullandığın tüm ürünler burada evaluate edilmiş. Yani farklı tabii global ürünler olarak bahsediyorum. Bunlarla ilgili çakışmalar çözülmüş. Arka planda senin ekstra exception yazmana gerekmeyen şekilde sana biz ajanı sağlıyoruz. Biz sadece burada mesela bunu yeşil yaptığında suspicious process IOC listesine, IOE diyoruz biz de. Daha geniş IOC listeleri yazıp sağlayabiliyoruz daha farklı noktalarda. Sen protection'a çekiyorsun. Böyle bırakırsan detection olur. Hani işte özellikle bir bakayım, bir süre izleyeyim, sonra protection alayım diyebiliyorsun yani. Burada gidip burada benim hani valid bir prosesi engelleme bir durumu olmuyor. Her ihtimale karşı bir hafta visibility yapıp daha sonra protection'a çekebilirsin yani. Aslında o imkanı sağlıyoruz biz müşterilerimize. Abi çok çok iyi oldu hani bu cevabın. Şöyle ki hani birçok aslında ben hani kafalarda böyle bir soru işareti olabileceğini düşünüyorum. Çünkü birçok aslında şu an özellikle hani Türkiye'de bilinen global da olsa EDR üreticilerinin böyle açıkçası sıkıntıları bulunuyor. Evet hani birçok özelliği sağlayan fakat hepsini aslında implemente edemediğim durumlar olabiliyor. O yüzden böyle bir soru sordum. Çok teşekkür ederim. Yok biz burada dediğim gibi ya şöyle aklıyorum yani bizim bu rakiplerde çok gördüğümüz bir kısım. Yani rakipler demeyeyim de şimdi bazı EDR çözümlerinde bütün hani Mitre Attack Framework'ünü cover eden en basit PowerShell çalıştırma işlemine bile alarm üreten bir crawl setiyle geliyorlar. Sen 2-3 ay bunun üzerinde uğraşıp tune etmeye çalışıyorsun kendi ortamına göre. Bunları işte exception'larını veriyorsun ya da kuralları disable enable ediyorsun. Böyle bir süreç yaşamıyorsun CrowdStrike'da. CrowdStrike dediğim gibi tak çalıştır bir yapısı var. Kurduğun an tüm bizim o kural seti geliyor. Tabii sen kendin gene ekleyebilirsin, tune edebilirsin, exception girebilirsin. Onu engellemiyoruz tabii ki ama yani experience olarak yani o birinci günden itibaren tüm full feature kullanıyorsun çözümü. Yani diğer türlü zaten yani ürünün faydasını müşteriye yani katma değerini sağlamamız bizim açımızdan mantıklı olmadı. Yani CrowdStrike'ın şu anki durumu o kocaman işte yuvarlan işte Gartner'da yukarıda olması, popülaritesi sağlanmış olması. İşte just another AV gibi olur. Yani CrowdStrike burada another bir AV gibi hiçbir zaman bizi dans etmiyoruz müşteriye. Burada müşteri de visibility'yi, coverage'ı, hunting kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarabildiği bir EDR çözümü olarak hani hep hani anlatıyoruz ve bunu test ettirdiğimiz zaman da bunun müşteri tarafından gözükmesi gerekiyor. De şöyle bir durum da var yani CrowdStrike kullanan 10 kişilik avukatlık bürosu da var. 200 bin, 200 bin, 300 bin deployment yapan AWS, Google gibi firmalar da var. Hani burada ihtiyacı da karşılamak gerekiyor. Burada çok deep dive da girebilirsin. Çok basic noktada da sistemi yönetebilirsin. Bunu da sağlıyoruz. Onu da yani teknoloji platform tarafından sağlanan bir özellik. Bunun için işte dediğim anlattığı en başlı noktaya var. Hani operasyonel anlamda challenge yaratırsam zaten ben yani olayı baştan kaybediyor oluyorum. Yani aslında hiç challenge yaratmadan işin içine giriyor olmak CrowdStrike'ı çok öne çıkartıyor. Doğru. Yani müşteri şunu diyebiliyor yani gerçekten yapılabiliyormuş yani eski AV'ler gibi 500 megabaytlık bir şey kurmaya gerek yokmuş. 500 megabaytlık bir content update göndermeye gerek yokmuş. Yani şunu derdi yani biz de derdik.
Adam atak yapıyor. Atak yaparken sana 5 megabaytlık dosya gönderiyor maksimum. Tüm her şeyi yapabiliyor yani. Niye AV yapamıyor diye soru sorardık yani. Anladın mı? Yani yapılabiliyor yani. Öyle düşün. Oradaki teknoloji o şeye geldi. Yani bu eski, ya şöyle bir durum var. Bu eski yükleri taşımıyor üstünde CrowdStrike. Öyle bir avantajı var. Yani yeni nesil bir çözüm, yeni develop edilmiş bir çözüm. Yani o AV'lerin eski yüklerini taşıyarak buraya gelmiş bir durumumuz yok. O yüzden yani promote ettiğimiz özellikleri kesinlikle sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz yani şey anlamında, operasyonel anlamda ve teknoloji anlamında değil. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bir host üzerinde bir atak nasıl izleniyor onu göstereyim. Hani bilinçli olarak işte detection modda bıraktığım bir host, buraya bir sıfır phishing e-maili göndermiştim. Biz de detectionları bu detection sayfası üzerinde inceleyebilirsiniz. İşte bir intelligence'la korele bir line varsa bu detection içerisinde, bunu hemen kırmızı bayrak kaldırır. Siz o detection'la ilgili tüm hani size atak yapan aktörün bilgisini buradan edinebilirsiniz. Ki IOC'lerine kadar görebilirsiniz. Raporlarını, nasıl bir aktör olduğunu görebilirsiniz. Bu mesela fancy bir aktörü. Bu bizim tarafta bunlar ülkelerin kendi işte hayvanlarına göre şey yapar. Onunla ilgili raporlar. Genel ismi APT28 grubu bu. Hangi ülkeleri ve işte sektörleri şey yapıyor. Threat Intelligence tarafında neleri var? 3 tane sandbox raporu, Endpoint Detection. Bu sizin ortamınız. 737 tane. Bunu bak mesela bu adamın kullandığı açıklıklarla sizin vulnerability sistemini korele edip hemen hangi vulnerability'ler var bu arkadaşların kullanabildiği size direkt burada tek bir widget'ta gösterebiliyoruz. Raporları, indicator'ları, bu adamların description'ını direkt burada görebilirsiniz. Bu adamların kill chain'ini görebilirsiniz. Hangi taktiklerle ilerlediğini, hangi exploit listelerini kullandığını, hangi tool'ları kullanarak installation ya da CNC yaptıklarını direkt oluşturabilirsiniz. Mesela burada bir credential access, hani ana başlığı aslında bir şey var, bir bildirim var. Bu ekranda process tree'sini bu şekilde görebiliyorsunuz. Ama size şunu da sağlıyoruz. Bu çok kullanışlı bir yöntem. Bu process tree notasyonunu yani inceleme notasyonunu sıfır noktasından atağın ilerlediği tüm noktaya kadar size bir ekran üzerinde çizebiliyorum. Bu ekranı çizdiğim zaman aslında neyi sağlıyoruz biz? Hata nasıl yapıldığını direkt siz tek bir ekran üzerinden görüp inceleyebiliyorsunuz. Yani bu hız feature'larından bir tanesi. Dediğim gibi bu bilinçli olarak detection'da bırakılmış bir örnek. Burada renklendirdiğim her altıgen için protection sağlayabiliyorsunuz poliste, keşte çekerek. Çok yani hızlı bir şekilde anlatırsak Explorer'dan Outlook, Outlook'tan da Excel açılmış. Yani birisi VPN'le, RDP'le de makinenin başında Outlook'tan bir tane attachment tıklamış. Yani bu atağın başlangıcı bu. Spear phishing. Hangi attachment'a tıkladığını direkt buradan görebilirsiniz. O an çalışan Excel'in işte signature bilgisini, request, DNS, disk operasyonlarını hepsini buradan görebilirsiniz. Asıl çalışan zararlı bir PowerShell kodu. Tüm o interpreter'i görebilirsiniz PowerShell'de. O interpreter içerisinde nasıl bir PowerShell kodu çalıştırılmış bunu görebilirsiniz. Dekod edebilirse otomatik dekod eder. Burada yaptığı tüm yani yakaladığı tüm matchingler yani detection şeylerini burada görebilirsiniz. Mitre atak ID'leriyle beraber. İşte LSIS prosesine dokunduğunu burada bize bildiriyor. Peki Injection monitör yapıyor. modda olan bir şey de şu an hani bunu ben görüyorum. Bunu ben birkaç komutla hemen aksiyon alabiliyor muyum? Herhangi bir action alabiliyor muyum? Yani bunu işte blokla gibi ya Tabii da mesela çok yani şöyle host bazlı şunu yapabilirsiniz hemen. Burada lokal process ID'si belli. Bu politikayı protection'a da çekebilirsin demek ekrana ya da connect to host deyip direkt bu atağı da durdurabilirsin. Tabii bu host offline'dır. Connect to host'a tıkladığımda o host'a bağlanacağını sanmıyorum. Bu bayağı önce kullandığım bir host tabii. Evet. Ama şunu yapabiliyorsunuz. Başka bir ekrandan oraya geleyim. Şunu kaldıralım. Kaldırırsam bir ekran daha gösterecektim. Mesela bu açık olma ihtimali yüksek. Tıklayalım. yani mesela Melih direkt connect to host yapmadan önce network'ten de ayırabiliriz. Orada yine bir düğme vardı Tabii. tek tuşla. Network Aynen. contain Bunu de var yapabilirsin. mesela. Bence Şimdi Serhat onu sormak istedi orada. ha, Tek bunun tuş. sonrası contain edersen Evet. network'ten direkt atabilirsin. Tabii. Bu da burada mevcut. Buradan Süper. real time response yapıp o PowerShell'in hala çalışıp çalışmadığını check edebilirsin process ID'sinden. PS demen tüm o şu an çalışan proses listesini sana gösterir. Burada direkt onun üzerinden aksiyon alabilirsin. Contain edebilirsin.
Bununla ilgili işte mesela burada file bazlı bir atak var bu örnekte. Direkt bu hash'i şeye ekleyebilirsiniz. Bloklama listesine ekleyebilirsiniz istersen. Yani alınabilecek 6 tane ayrı aksiyon alınabiliyor CrowdStrike'da. Bir tanesi direkt zaten bak gördüğünüz gibi prosesi blok edip karantinaya alma. Yani prosesleri her türlü blok edebiliyoruz. Karantina enable edersen dosya bazlı ataklara karantina enable edebiliyorsun. Network containment, bilgisayarı network'ten uzaklaştırabiliyorsun. Bunu otomatize de yapabiliyorsun. O da mümkün. Bizde indik yani içeride bir SOAR var. SOAR diyorum ama workflow diyoruz biz burada da. Örnek veriyorum, high severity'de bir credential dumping alarmı gördüğünde prosesi blokladıktan sonra network'ten contain edebilirsin otomatikman şey sistemi. Burada onları tasarlayabiliyorsun. Güzel. Çok çok güzel burada tasarlama şeyleri var. Bu muydu acaba? Bir bakayım. Bu sadece Slack mesajı atmış. Geri gidelim. Bir sürü daha denemişler. Burada test ortamımızı. Şuna bakayım. Aksiyon. Mesela buradaki örnekte bir new detection olduğu zaman bunları kendiniz geliştirebiliyorsunuz bu şeyleri. Hı-hı. Tactic credential access'e action prevention process kill edilmişse bunu orlayabilirsiniz. Severity'si de high'dan yüksekse bak burada gerek var. Git contain at device diyebiliyorsun. Otomatik containment yapıyor. Otomatik dosyayı alabilirsin. Otomatik process listesini alabilirsin. Dosyayı sildirebilirsin. Yani bunu yapabiliyorsun. Zaten otomatik otomatik şey de var. Prevention policy'ler altında remediation. Yani dosya bazlı olmayan ataklarda eğer attacker gerçekten malicious noktaya gelene kadar başka bir dosya indirdiyse, register'de bir kayıt oluşturduysa, işte örnek veriyorum bir mutex generate ettiyse onları sildirebiliyorsun atak oluştuktan. Hani atağı yakalayıp process block ettin. O zamanı geri alma işlemi aslında. Geri alma işlemi, remediation. En son olarak da response üretebiliyorsun direkt response tool'uyla. Bu tool çok kaliteli bir tool. Yani burada prosesleri, network bağlantılarını, işte memory dump'ları, disk dump'ları, işte user modifikasyonu, register işlemlerinin hepsini yapabiliyor. İstersen dosya atıp çalıştırabilirsin. Ya da power shell'le bütün istediğin response işlemlerini sürdürebilirsin. Ya tüm işletim sistemleri için de geçerli bu yani. Bunu aynısını Mac'te, Linux'ta da yapabiliyorsun tüm bu dediğim şeyleri. Burası çok önemli aslında Serhat. Çünkü birçok farklı üretici yani bu özellikleri sağlasa bile bunu sadece mesela Microsoft'ta sağlayabiliyor. Ama bizim atak yüzeyimizde hani çok Linux server farmlarımız da var. Birçok kullanıcı Mac kullanıyor. Biz her ortamda aynı özellikleri sağlayabiliyoruz. Mesela bu attacker PowerShell'de network bağlantısına sahip. Yani bu adamın CNC'sini direkt buradan görebilirsin connection yaptığı. Notepad'e injection yapıp zaten CMD üzerinden komutlar çalıştırıyor. Burada çalıştırdığı reconnaissance komutlarını, zaten intelligence entegrasyonu da buradan oluşmuş. Bir tane CNC'yi pinglemeye çalışmış. Oradan ben bu adamın definition'ını yapmışım. Bunu direkt buradan Stix grafiğine kadar çıkartabiliyorsun. Register'da yaptığı persistence direkt burada görebilirsin. Hangi person işlemleri yapıyor. Burada VMI ile aslında lateral movement attempt'leri de var adamın. Ne yapmaya çalışıyor? Bunu gördüğün zaman şunu yapıyoruz biz zaten. Tekil alarm, hani artık olay tekil alarmın dışına çıktıysa bu mesela Stix grafiği. Adobe Corp için görüldüğü rapor, aktör ve bu indicator baş kostlarda gözükmüş mü? Direkt buradan görebiliyorsun tek tıkla. Bunun lateral movement yani atağın artık çok stepli bir atak olduğunu biz EDR tarafında görürsek direkt buna incident'a generate ediyoruz. Ben bu host name'i tekrar burada yazayım. Benim incelediğim alarmdan ilk şu alarmdı. Bununla ilgili incident generate ediyor. Incident generate etmemiz demek şuna tekabül ediyor. Artık bir incident durumu var network'te. Bu işin içine birden fazla atak stepi, birden fazla user, birden fazla bilgisayar karışmış olabilir. Bu teklerde mesela görüyoruz. Artık bunu bir case olarak handle etmen lazım. Completely konuşabiliyorsun burada. İşin içine katılmış tüm hostları bir anda contain edebiliyorsun. Hangi user'lar işin içine karışmış burada görebiliyorsun. Zaman bazlı artık tüm yapılan işlemleri burada manage edebiliyorsun. Hele graph olarak da şu grafi de çizebiliyoruz. Yani atağı alan arkadaş buydu. Demin incelediğimiz kısım burası. Bak o anda CMD'den de bir phrology escalation işlemi de olmuş.
Evet, bu çok başarılı bir ekran gerçekten. Burada onu yapmışlar. Sonra iki bilgisayarda da uzaktan komut çalıştırmaya çalışmış arkadaş. Bir tanesi de çalıştırmış mesela. PowerShell'le web'den Mimik'e sindirip onu çalıştırıyor. Ve burada onu tek tıkla görebiliyorsunuz. Yani buna ulaşmak için backend'i birçok sorguyla darlama yöntemine girmenize gerek yok. Direkt size tüm işlemleri o timeline içerisinde, bunun içinde Windows da olsa, iOS da olsa, Android de olsa, Mac de, Linux de olsa tek ekrana çıkartabiliyoruz. İşletim sisteminden bağımsız burası. Çünkü bizim data backend'imiz de işletim sisteminden aslında bağımsız. Yani tüm taksonomi datası EDR'da unique. Yani process event'i tüm işletim sistemleri bir process event yani. Hiç onunla ilgili farklı sorgu dilleri, indentation sistemleri yer almıyor. O yüzden çok hızlı. Başka yöneticiler işte burası, yani biz mesela arka tarafta backend'de bütün datayı birleştiriyoruz ya tüm ortamlardan gene. İşte mesela bunu aslında işte yani ne cloud ve network'ten de bu datayı koyarsan XDR olarak nitelendiriyor. Aslında biz yani zaten her yerden data alarak bu analizi yapıyoruz, threat hunting yapıyoruz. Sadece EDR diyerek bunu yapıyoruz. Ve korele Buradaki ediyorsun. fark ve korele ediyoruz yani. Önemli olan Benim bu. Tek bir ortam değil. gördüğüm de şu, birden fazla aslında işte hani SOAR gibi başka tool'ları da aslında hani ayrı ayrı tool'lar kullanarak aslında yaptığımız birkaç aslında işlemi burada CrossTrack bize hem default haliyle korele edilmiş bir şekilde veriyor ve işte workflow'larla falan da otomatikleştirebiliyorsun aslında. Tabii. Çok Aynen. doğru. İşte o yüzden de artık hani evet biz EDR teknolojisiyle, EDR adıyla pazara girdik ama biz artık Falcon platform diyoruz buraya. Yani burası artık bir güvenlik platformu. Birçok Evet. şeyi burada yapabiliyorsunuz. Yani örnek olarak hani bu bir alarm incelemesi. Siz blind hunting de çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela bunu direkt alarmdan da gidebilirsiniz ya da buradan da gidebilirsiniz. Investigate'in altında mesela hey search hazır bir hunting ekranını açtım. Bunun gibi 40-50 tane hazır hunting ekranı mevcut. Burada mesela işte PowerShell bazlı bir atak inceledik. Hani environment'ta PowerShell ile ilgili neler olup bitiyor hepsini buradan çok hızlı bir şekilde sorgulayabilirsiniz. Hash kullanabilirsiniz. Dosya ismi, command name ise PowerShell dedik. PowerShell.exe. Son bir haftada ortamda oluşmuş tüm PowerShell aktivitelerini bu arkadaş şimdi getirecek. Yani burada 700-800 tane client var hani demo ortamı. Ama ne kadar hızlı datayı populate ettiğini görebilirsiniz. Ki buna istatistikler datalar da dahil. Mesela PowerShell'in yaptığı son bir haftada 9 tane unique domain lookup işlemi varmış. Örnek olarak istatistikler altlar da alabilirsiniz. Bunu açıklayayım size gösterin ne var orada. Tüm yaptığı detection ve açtığı case'ler ve tüm execution'ların hepsi buraya geliyor. Mesela Strix'te bir işlem var. Yani zararlı ya da değil. Bunu mesela burada direkt görebilirsiniz. PID'sini tıkladığınızda her işlem için her yapılan DNS, network registry, piping, işte process execution hepsinin ağacını tek tıkla çizebilirsiniz. Burada PowerShell'in bir mesela PowerShell üzerinden bir yani CMI yani VMI request yapmış bir tane ajan. Bunu yapan Amazon mesela. Direkt tek tıkla bunu görebilirsiniz. Amazon SCCM, Registry'si Amazon. Agent'ı direkt yapıyor. Agent bunu yaparken kime data gönderiyor? Şu IP adresine. Kendi üzerine tutuyor. Başka bir işlem yapıyor mu o arkadaş? Hepsini burada tıkır tıkır önce. Yani bunun bir alarm üretmesi de şart değil. Yani bu hızda investigation yapabilirsiniz bunu. Yani bu hızı size sağlayacak başka bir çözüm şu an hani pazarda mevcut değil. Hani tamamen ben kendim kafamı kırdım, kendim işlemleri yapacağım diyorsanız event search'ı da direkt verebiliyoruz. Burada bir sınır yok. Dediğim gibi Splunk'ın query dilini kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar join atabilirsiniz. İstediğiniz kadar geniş data aralığına bakabilirsiniz. Mesela buraya Google.com yazalım. Semantik ya da unsemantik search'lar yapabilirsiniz. Google'a erişmiş son 7 gündeki tüm bana prosesleri getir. Yani proses ya da proses erişir zaten. DNS request olarak gelir ama tüm onunla ilgili search'ü burada yapabiliyorsunuz. Kimse de gitmemiş lan o kadar search. Google.com işlemler. Mesela bu ne? Bir DNS request'i. Google.com'dan gelmiş. Event Action'da Draft Process Explorer demeniz bu request'i yapan kişinin ya da işletim sisteminin ya da şeyin haritasını çıkartmak için yeterli. Chrome Exe'nin yaptığı işlem. Evet, yani burada aslında hani bu ifadeyi
Çok da tercih etmiyorum ama hani biz bize konuşuyoruz diye söylüyorum bütün katılımcılarımızla. Globalde birkaç otoritelerin ya da işte forumlarda gezen hani artık işte CM Killer denilen artık hani işte işin soğara kayması gibi konular çok konuşuluyor. Hani bir işte SOC ortamı oluşturmak için CM, SOAR gibi tool'ların da tabii ki son derece katkıları var. Ama burada hakikaten bu Falcon platform konusunda benim gördüğüm kadarıyla hani bir teknik adam bakış açısıyla söylüyorum. Aslında birçok şeyi kendi içinde handle etmiş bir platformla karşı karşıyayız. Bu hani şöyle bir surge yapabilmek bile gerçekten çok inanılmaz kabiliyetli ve ben yine müşteri tarafından baktığımda da birden fazla tool almak yerine birden fazla ekrandan, birden fazla know-how'a ihtiyaç olmasından dolayı söylüyorum bunu. Çünkü hani nitelikli insan kaynağı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sorun. Bu açıdan bile baksak aslında tek ekrandan yapabileceğim şeylerin gerçekten hani tabiri caizse sınırı yok. Hani böyle bir şey vermiş Falcon platformu bize. Ben açıkçası öyle görüyorum. Mesela abi hani burada dediğim gibi sınır yok. Mesela burada biraz daha çok kompleks olmasa bir tur daha kompleks bir query çağıralım. Mesela Android platformunu Google'da search ettim. Hı hı. Burada Google Maps'in aldığı manifest dosyalarını falan inceleyebilirsin yani. Hı hı. Mesela bu biraz daha Splunk'ın dilini kullanan bir search. Aslında reconnaissance aktivitelerini kontrol edebileceğiniz bir örnek. Hani bunu paylink diyelim. Yani bana netexe, ipconfig, vmi gibi tool'ları çalıştıranları bir tabloya döktü. Anladın mı? Son 7 günde. Windows platform. Platformu kullanmak must değil ama sonuçta exe'leri kullandığımız için illa Windows'tan getirecek onları. Sonra bunları tabloya döktüğünüzde mesela burada yapılmış admin, lokal admin ekleme işlemleri. Skywalker'la Vader diye kişi adam lokal admin eklemiş. Vmi privilege, vmi'yi soruyor birisi. Direkt bunlar hani adam belki direkt insider ya da şey yapıyor adam yani kendi birisine account'u lagit olarak geldi. Hiçbir exploit yapmadan işin içine geldi. Yani, tamam mı? Direkt bunları da buradan çıkartabilirsiniz. Bunları search schedule'lık edip search edebilirsiniz. Mesela bu büyük ihtimalle zararlı bir aktivitenin sonrasıdır ama yani buradaki environment'tan bunun gibi yani indicator'ları direkt oluşturup direkt bunları search edip bunları şey yapabilirsiniz. Mesela bu arkadaşı uzaktan PSXX'le çalıştırmıştır. Gibi. Yani bunu direkt burada bir şey yapabilirsiniz. Execution'u görebilirsiniz. Evet. Böyle search'leri schedule edip saat başı çalıştırıp kendinize feed ettirebilirsiniz. Custom AI kuralları girip kendinizin o yapmak istediği işte detection'ları çıkartabilirsiniz. Bunları da sistem izin veriyor. Sistem bunları da aktif olarak da kullanıyor müşteriler. Bununla beraber yani örnek olarak bir Spotlight'tan bir dashboard gösterebilirim. Hemen bir dakika. Onunla da şeyi bitirebilirim. Evet, ben de onu söyleyecektim abi saatimizin sonuna geldik diye. Aynen. Birkaç sorular var. Splunk sorgularını atabilmek için CM olarak gerekiyor mu? Gerekmiyor. Biz sağlıyoruz. Bu hizmet ürünüyle entegre geliyor. Doğru, doğrudur. Ha, zaten Erhan cevap yazmış. Pardon. Bir üstte Humio container. Ya Humio anlatayım. Container de var da bunlar şey yapar. Zaman yani bir 20 evet. Dakika alır yani. İsterseniz bilmiyorum ikinci bir session yapabiliriz Humio Cloud Container kısımlarına. Cloud Container'da her şeyi yapabiliyoruz. Sıkıntı yok. EPP, EDR, Posture Management, Asset Management yapabiliyorum. Image Scanning yapabiliyorum. Hızlı bir şekilde söyleyeyim. Cloud Backend Splunk üzerinde çalışıyor. Evet doğru demiş. Hocam son olarak neyi anlatabilir miyim merak ettim demiş ama. İlteriş Bey. İlteriş Kaan Bey. Üstteki konteynerden mi bahsetti acaba ya da Humio'dan mı bahsetti acaba? Humio bizim Data Lake platformumuz. Yani öyle diyeyim ben size. Data Lake platformu olarak Humio.com'a da girip bilgi alabilirsiniz. Yani çok farklı noktalarda çözüm sağlayabiliyoruz. Security tarafında CM olarak uygulama loglarının işte streaminginde kullanılabiliyor. Yani Splunk ve EIK'ye alternatif bir çözüm aslında bizim Humio tarafı. Bu ürünler ne kadar log tutabiliyor? Her alan farklı. EDR tarafı farklı, Humio tarafı farklı. EDR'da lisansa bazlı 90 güne kadar tutabiliyoruz.
Öyle düşün. On-prem çözümü yok Falcon platformunun. FDR tarafımız var. Eğer isterseniz buradaki EDR datanızı siz lokal on-prem'de tutabiliyorsunuz. Ama platform cloud'da. Çünkü platform bir sanal makine değil. Tamamen AWS mikro servislerini kullanan bir compound bir yapısı var. O yüzden bir yere getirmiyoruz. Yani bir yere sanal gibi getiremiyorsunuz. Bir SaaS platformu. Hızlı hızlı söylemeye çalıştım ya, kusura bakmayın, dediğim gibi bir daha bir deal yapıp bir cloud tarafını, Humio tarafını anlatabiliriz. Bence şöyle yapalım Üstad, hani bununla Süper. alakalı bize herhangi bir sosyal medya platformundan CyberCode'a sorularınızı iletebilirsiniz. Hani Instagram'dan bile aslında bu şeyleri alıyoruz, öyle söyleyeyim. LinkedIn'i tabii ki tercih ederiz. Bununla alakalı ihtiyaçlarınız neyse ya da hangi konuları öğrenmek istiyorsanız ya da merak ettiyseniz, ilginizi çektiyse size özel müsait ilk müsaitlik durumunda size özel bir şey yapılabilir. Güzel, bizim ekip de mail adresimizi paylaştı. Hani detaylı bilgi için buradan da bilgi alabilirsiniz. Biz ayrı bir session'da planlayabiliriz. Hani çok fazla detay var. Çok Ama çok hani geniş bir buradaki amaç platform. biraz daha platformun aslında farklılıklarını nasıl sizlere aktarabiliriz? Aslında biraz demo session'da buna özen gösterdik ki başından da böyle konuşmuştuk. Dolayısıyla hani çok fazla da detay, özellikle ürünü görmek istediğinizde işte demo olur, POC olur, bu tarafta sizlere destek olabiliriz. Bununla alakalı yine bilgi@cyberkod.com'a lütfen mail atın. Bunun haricinde herkesten son cümlelerini isteyip session'ı webinarımızı tamamlayalım istiyorum. Aynen, bence de. Ben şeyi Son bahsedeyim kapatmadan önce. Evet, hani soru işareti oluşturduysak ilk defa dinleyen dinleyicilerimizi CrowdStrike hakkında ne mutlu bize. Daha detaylı çalışmalar, sunumlar için işte zaten CyberCode'un bilgi@cyberkod.com'a mail atabilirsiniz. Oradan size ulaşırız. Hatta oradan gelen yorumlar, yanıtlar üzerine belki bir sonraki session'ımızın da içeriğini belirleriz, değil mi Serhat? Evet. Kesinlikle. Bir Kesinlikle. workshop daha oradan yapabiliriz yani. Oraya merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Üstad, senin son cümleni alalım, sonra kapatalım. Benim son cümlem, dediğim gibi sektörde çok uzun süredir çalışan arkadaşlarız. Yani platform standart endpoint çözümlerinden farklı bir platform. Yani ilgilenen, hani bir detayına bakmak isteyen arkadaşları sizinle iletişime geçmeye, bizimle iletişime geçmeye davet ediyorum. Sorularınızı o tarz toplantılarda çok daha hızlı da ilerletebiliriz. Ve dediğiniz gibi yani bu işte cloud tarafı, Humio tarafı, işte Spotlight tarafı ile ilgili de hani çok isteklidir. Onunla ilgili bir session da yaparız diye. Tamam. Okeydir. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben tüm katılımcılarımıza hem CrowdStrike hem CyberCode adına çok teşekkür ediyorum. Vakitlerinizi bizlere ayırdınız. Umarım faydalı bir etkinlik olmuştur. Hem teknik detayda hem de biraz sohbetvari bir etkinlik, bir webinar yapmış olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara da, sizlere de görüşmek üzere. Biz de çok teşekkür ederiz Serhat. Görüşmek üzere. Buluşuruz. Herkese Kendinize iyi teşekkürler. bakın herkes. İyi günler diliyoruz.